Evet, Haber Artı'da bugün hayli önemli bir konumuz var. Bültenimizde de yer vermiştik. Kanal İstanbul'da yapılması planlanan 6 köprüden Sazlıdere Barajı üzerine yapılacak ilk köprünün temeli yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla atılacak. Türkiye ekonomik anlamda sıkıntılı günlerden geçerken kaynakların tasarruf ve üretim için kullanılması gerektiğinin altı çiziliyor. Yarınki temel atmayla birlikte Kanal İstanbul projesi de yeniden tartışılıyor. Peki proje neden yapılmak isteniyor ve neden eleştiriliyor? İşte tüm bu ayrıntıları bu akşam Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen'le konuşacağız. Konuğumuz stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Cem Dikmen. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Evet, önemli bir konu. Evet. Zira 9 yıldır tartışmaları sürüyor. Doğru, çılgın proje olarak. Çılgın proje olarak lanse evet. edilmişti. O günden bugüne 9 yıl geçti ve olumlu yönleri, olumsuz yönleri tartışılıyor. Yarın da hayata geçiyor. Hemen soralım bu anlamda. Neden tartışılıyor bu proje? Projeyle ne hedefleniyor, ne yapılmak isteniyor? Ve özellikle de Vatan Partisi neden bu projeye karşı çıkıyor? Ne gibi sorunları beraberinde getirecek Kanal İstanbul projesi? Hepsini birleştirip tek soru halinde yöneltmiş olalım. Teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle neden tartışıldı? Aslında biraz önce sizin de söylediğiniz cümleden kaynaklı çılgın proje olması sebebiyle aslında bu kadar tartışılıyor. Çünkü gerçekten maliyet anlamında çok yüksek bir proje. İstanbul açısından da Türkiye açısından da geri dönüşü olmayacak ciddi bir yatırım. Aynı zamanda da geri dönüşü olmayacak doğal meseleleri de ortaya çıkartacak bir proje olması sebebiyle elbette ki çok tartışılıyor. Biz Vatan Partisi olarak sürecin en başından beri tabii ki bunun bilimsel değerlendirmeleri ışığında evvela projeyi değerlendirdik. Fakat bir de bu ülkeyi yönetme iddiasında olan bir parti olarak yani biz bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetsek, İstanbul'u yönetsek, İstanbul için yatırımlar yapsak ya da Türkiye için yatırımlar yapsak bunları hangi ölçüde yaparız ya da hangi ölçüde karşı çıkarız? Bunların değerlendirmesiyle birlikte bir değerlendirme yapıyoruz ve en başta da şunu söylemek gerekir. Yani bunu bir işte muhalefet iktidara karşı çıkar, iktidar muhalefete karşı çıkar gibi bir yarışa dönüştürmek aslında Türkiye için de İstanbul için de yapılabilecek en kötü adımdır. Çünkü bu mesele bugünkü AK Parti iktidarı ya da işte muhalefette olan diğer partilerin kendi kişisel keyifleri ya da kendi partilerinin çıkarları için değil, Türkiye için ve İstanbul'un çıkarları için yapılacaksa yapılacak ya da yapılmaması gerekiyorsa yapılmayacak diyebiliriz. Ben evvela şunu söyleyeyim, Vatan Partisi olarak biz İstanbul'un çılgın bir projeye değil akıllı bir projeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 20 milyonun yaşadığı bir şehre siz artı 5 milyon en az nüfusu getirecek bir proje yapıyorsanız bunun altyapısından, trafik probleminden, nüfus yoğunluğundan hatta sadece İstanbul'la ilgili değil, İstanbul'un artı 5 milyon nüfusa kavuşması daha diğer 80 ilin kendi ekonomik şartları ya da kendi yaşam şartlarını da değiştiren bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla İstanbul'a artı 5 milyon nüfusu getirmeyi mantıklı bulmuyoruz. Yine Trakya ile aramızda olan doğal bir engel var zaten. Bu engeli ikinci bir engelle aşmaya, ikinci bir engel yapmaya doğru bulmuyoruz. Akıllı bir proje olarak bulmuyoruz. Yine olası bir İstanbul depremindeki uzmanların çok yoğun tartıştığı, yine yakın zamanlarda işte 3.9 oldu, evet. Ondan önce 5.8'ler evet. oldu. Bu aralar yani deprem sık sık bizi, evet. bize kendini hatırlatan bir gerçek varken, gerçek söz konusuyken, Türkiye'nin bütün yatırımlarını, bütün ekonomik yatırımlarını, sanayi yatırımlarını, nüfus yatırımlarını, beyin yatırımlarını, bütün yatırımları İstanbul gibi bir şehre toplamak. Yani bir keşmekeş yaratmak buradan bunun akıllı bir yöntem olduğunu düşünmüyoruz ki şunu da ifade etmek lazım. Bakın Türkiye'de şu anda 2 milyon yapı stoğu var. Bunlar milli servettir. Yani yapı stoğu ne demek? Boş evler şu anda daire olarak 2 milyon ev. Yeni bir sahip bekliyor. Çünkü o kadar büyük bir inşaat yatırımı var ki Türkiye'de. Elbette ki bu sektörü bir kenara bırakalım anlamına gelmemektedir. Bu ayrı mesele ama planlı bir yatırım olmadığı için, plansız bir yapılaşma söz konusu olduğu için şu anda Türkiye'de 2 milyon fazla yapı stoğu varken işte Sayın Cumhurbaşkanı yeniden Kanal İstanbul çerçevesine 250 bin bir tarafa, 250 bin bir tarafa olmak üzere 500 bin yeni konut yapılacağını ifade ediyor. Evet. Yani bunların planlı bir yatırım olmadığı yönünde Vatan Partisi olarak biz değerlendiriyoruz ve ekonomik riskleri çok büyük olarak buluyoruz. Yani bakın öyle bir noktaya gelmiş ki biz bütün yatırımlarımızı, bütün ekonomik yaptırımlarımızı İstanbul gibi bir şehirde topluyoruz. Tamam bu yani İstanbul elbette ki dünya çapında bir metropol ve Türkiye'nin de en önemli ekonomik kaynağı olan bir şehir. Burası doğru ama aynı zamanda planlı hem nüfus planlaması hem de ekonomi planlaması olarak baz almalı ve
bunu bütün coğrafyaya, bütün Türkiye'ye, devletimizin her şehrine yapabilmemiz gerekiyor. Sadece çünkü İstanbul'dan ibaret elbette değil ki neticede biz, Türkiye. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine girdiğimiz zaman bu 2018 yılındaki seçimlerde hatırlarsanız bütün partiler bol keseden biri 3 bin veriyor, biri 5 bin veriyor, yüz binler dağıtıyorlar, yeni işler, yeni istihdamlar vesaire. Biz dedik ki İstanbul'da yapılması gereken tersine göç politikası. O dönem kulakları çınlasın belediye başkan adayımız Sayın Mustafa İlker Yücel'di. Mustafa İlker Yücel'le kafa kafaya verdik ve dedik ki tersine göçü örgütlememiz gerekiyor. Uzmanlarımızla birlikte bunu bir proje olarak sunduk. Herhalde İstanbul'da nüfusu değil de İstanbul'da nüfus göndermeyi öneren tek partiydik. Çünkü o dönemde herkes yine İstanbul'da nüfusu çekecek projeler peşindeyken biz İstanbul'dan nüfusu gönderecek projeler yapma peşindeydik. Çünkü İstanbul 20 milyon nüfusuyla karmaşık bir şehir haline geldi. Bakın özellikle pandemiyle birlikte şimdi haberlerimizde de biraz önce vardı İzmir'le ilgili trafik sorunu. Bu İstanbul'da özellikle salgın döneminden sonra çok ciddi bir boyuta ulaştı. Şu maalesef. Anda ulusal kanala da gelen güzergahta olan Unkapanı Köprüsü yenileniyor. 17 günlük kapanmanın ardından başladı bu. Hem salgının doğal etkisi olarak herkes toplu taşımayı bırakıp kendi aracıyla hareket etmeye başladı. Hem şu anda Unkapanı Köprüsü yenileniyor ve ortalama bir güzergah yarım saatten bir saate çok kesinlikle rahatlıkla çıkmış vaziyette. Evet, yani maalesef. Son 2 aydır, 2,5 aydır İstanbullular neredeyse 2 saatlerini, 3 saatlerini trafikte geçirir hale geldi. En yakın yerde bile. Evet. Ben şu anda bu binaya 12 kilometre mesafede oturuyorum ve ortalama günlük gidiş gelişim neredeyse 2 saati bulmaya başladı. Evet. Yani bu kadar büyük bir karmaşanın yaşandığı bir şehirde yeniden daha büyük karmaşaları yaratacak adımlar atmak yerine o yüzden çılgın değil ama akıllı politikalarla İstanbul'un nüfusunda azalmaya gitmeyi, İstanbul'da insanca yaşamayı baz almayı, İstanbul'u rahatlatmayı hedeflememiz gerektiğini düşünüyoruz. Ekonomik risklerinden bahsetmiştik. Türkiye'de öyle bir problem var ki ben bütün soruları bu arada aldığım için yok merak ilerliyorum. Etmeyin, benim daha sorularım müdahale, var. Tamam. Müdahale edebilirsiniz bana. Türkiye'de öyle bir işsizlik problemi var ki özellikle salgın döneminde dikkat ederseniz bir şu anda işten çıkarma yasağı var. Evet. İşten çıkarma yasağı ortadan kalktıktan sonra işsizlik çok daha ciddi boyutlara erişecekken bu kadar büyük kaynakları istihdam yaratacak değil. İstihdam yaratmayacak bir proje çünkü bu. Çok kısa süreli yani 7 yıllık örnek veriyorum bir atıyorum 1000 kişilik, 2000 kişilik ya da 5000 kişilik bir istihdamı öngörüyor. Ama onun ardından öyle bir istihdam söz konusu değil ve çok ciddi maliyetler kaynak olarak çok hızlı bir şekilde geri dönmeyecek yatırımlara yatırılmış oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda hem de askeri, siyasi ve ekonomik olarak darbelerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde. Yani bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bakın bir önceki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump sizin ekonominizi mahvederim diyordu. Evet. Yine 2016-15 Temmuz'unda biz askeri darbelerle karşılaştık. Ya da işte siyasi olarak yaratıcı yıkıcılık dedikleri bir tarifin içerisindeyiz ve Türkiye'de muhalefet eliyle Türkiye'de iktidarı değiştirme projelerinin olduğu bir dönemde. Biden'a destek veriyor. Yani Biden planlarının olduğu beraber, bir dönemde. Evet. Kaos yaratma planlarının olduğu bir dönemde toplumsal muhalefeti körükleyecek ya da iktidarla vatandaş arasındaki çizgiyi hatta iktidarın bile üyelerinin ikna olmadığı bir projeyi bir inat gibi harekete geçirmeyi doğru bulmuyoruz. Peki yani hangi kaynaklara ayrılmalıydı? Daha akıllı harcanmalı diyorsunuz. Tabii ki. Aslında çok, anlamda çok güzel bir soru. Evet. Hangi kaynaklara ayrılmalıydı? Mesela bizim Aydınlık Gazetesi'nde yazarı aynı zamanda Hakan Topkurlu Bey bununla ilgili bir yazı yazmıştı. Mesela petrokimya sanayine ayrılmalıydı. Mesela özellikle inovatif olacak yani gelişime açık ve teknolojiyle bağlantılı olan yatırımlara ayrılmalıydı. Mesela tarıma ayrılmalıydı. Yani tarım, Türkiye tarım ülkesi ama zaten çok önemli sorunları olan çiftçilerin evet, yani bir yani tarım ülke. Ülkesi olan bir ülkede evet. Biz şu anda bazı özellikle tüketim mallarını ihraç eder ithal eder hale geldik. Yani bunların hepsinin belli bir sonucu olacak. Yani daha doğrusu şöyle baz almalıydı iktidar yetkilileri. Çevresine bakmalıydı. Şu anda esnaf ne durumda? Çiftçi ne durumda? Sanayici ne durumda? İşçi ne durumda? Bakın Vatan Partisi'ne koca koca sanayiciler gelip şu andaki durumlarını anlatıp kurtarın bizi diyor. Evet, zor durumda. Türkiye zor bir durumda çok diyor zor ekonomik durumda. Olarak. Bakın bu kadar dolar dalgalanmasına mahkum bıraktığımız, yani doların kaç lira olduğundan ziyade dolarla iş yapma potansiyeli ya da dolara bağımlılık çok yüksek olduğu için biz bu kadar kur farkından etkileniyoruz. Evet, evet. Bu kadar işte kur farkının yoğun olduğu dalgalanmalardan etkilenen kırılgan bir ekonomiye sahipken
çok ciddi paraları hem de bizim olmayan paraları. Yani Türkiye'nin çok önemli dış borcu varken bizim olmayan başka paraları yine borçlanarak böyle bir yatırmayı doğru bulmuyoruz. Bunun uzun vadeli tartışmalar yapılabilir. Bunlar ayrı. Yani şu anda değil de atıyorum bu örnek veriyorum 10 yıl sonra, 20 yıl sonra Türkiye ekonomisi başka noktalardayken tartışılabilir mi? Biz o zaman da farklı noktalardan karşı çıkıyor olacağız. O ayrı ama şu anda bunun özellikle gündeme getirilmesini de doğru bulmuyoruz. Gerçekten hükümetin burada, hükümet yetkililerine Vatan Partisi olarak şu şekilde sesleniyoruz. Salgının çok önemli kriz etkileri oldu. İşsizlik ciddi boyutlarda. Esnaf kan ağlıyor, sanayici kan ağlıyor, çiftçi kan ağlıyor, işçi kan ağlıyor. Böyle bir durumda. Bunları bir karamsarlık örgütlemek için söylemiyoruz. Gerçekleri biraz ortaya dökmek için söylüyoruz. Peki. Böyle bir dönemde biraz daha tepeden bakmak değil, vatandaşın gözünden bakmak ve çılgın projelerle değil akıllı projelerle hareket etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Peki, bugün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan bir açıklama vardı, haberleştirmiştik. Bunu da size sormak istiyorum. Konuyla ilgili olarak temel atma değil, Kuzey Marmara Otoyolu'nun hem Hastal Kavşağı, Nakkaş Kavşağı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu projesi olduğunu söyledi. Doğru. Yani siyaseten günü kurtarma çabası aslında bu bir temel atma değil dedi. Evet. Katılıyor musunuz? Doğru bir şey. Yani bu katılmaktan ziyade bir gerçek. Yani Sazlıdere otoyolu, işte Sazlıdere Köprüsü'nün yapılması Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir parçası olarak devamında yapılacak bir şey. Ha tabii ki ileride İstanbul Kanalı projesi olduğu takdirde kullanılacak bir yol. O anlamda bir lafımız yok. Yani hükümette muhtemelen bu ileride kullanılacak bir köprü ve şu anda da kullanılacak diye bir geri dönüş yapacaktır. Ama ondan ziyade şu uyarıyı yapmamız lazım. Bakın hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem şu anda muhalefet, yani muhalefette bulunan diğer arkadaşlar bu meseleyi AK Parti karşıtlığı üzerinden ele alıp da bunu bir iktidarı devirme çabası olarak görmemeli. O farklı bir şey. Evet. Burada Türkiye'nin çıkarlarından, Türkiye'nin çok uzun vadeli planlarından bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin kaynaklarından bahsediyoruz. Bu kaynakların doğru yönlendirilmesinden bahsediyoruz. Ve biz Vatan Partisi olarak şunun altını çok net bir şekilde çizmemiz lazım. Buralarda Biden planlarının esiri olacak bir parti değiliz. Yani biz muhalefetimizi yapıcı bir şekilde yaparız. Şu anda da hükümet yetkililerini yapıcı, dostane bir şekilde uyarıyoruz. Yani Türkiye'nin bugün tartışması gereken konular ya da yapması gereken yatırımlar bunlar değil. Bu anlamda uyarıyoruz. Öncelikli sorunlar bunlar değil. Bakın Türkiye'nin öyle bir noktaya gelmiş ki öncelikli sorunu bazen güvenlik, bazen ekonomi olabiliyor. Şu anda ekonomi özellikle çok ön plana çıkmış vaziyette. Böyle bir dönemde bu kadar büyük meblaları işte biz yaptık ve olacak dedik, daha önce dedik o yüzden yapıyoruz ya da bir işte siyasi inatlaşma, aslında, tabii siyasi ki. İnatlaşma olarak kesinlikle koymamak gerekiyor. Kaynak bulundu mu bu arada? Hemen onu da sormak istiyorum. Dev bir kaynaktan bahsediliyor. Kaynak bulunup bulunmadığını da merak ediyor hem muallak, vatandaş hem kamuoyu. Orası da muallak. Zaten bununla ilgili proje ihaleye çıkacak, şu olacak. Bu. Yani bunlar çok ciddi adımlar. Biraz önce dediğiniz için söylüyorum. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında devam eden bir yol olduğu için İstanbul kanalından ayrı bir proje aslında. Dolayısıyla bunun daha proje kaynakları bulunacak, yaratılacak ihalesi vesaire bunlar zaten çok uzun işler. Bulunup bulunmadığı bir muallak. Fakat burada bir ek yapmak isterim. Tabii. Daha önce çok tartışılan bir konu olduğu için söylüyorum. Bu meseleyi işte Türkiye yaparsa Montre üzerinden zorlanır, oradan üzerimize gelirler vesaire gibi yorumlamak da çok büyük yanlış. Dolayısıyla buna da düşmememiz gerekiyor. Montre meselesi bizim egemenlik haklarımızdır. Montre yani boğazlar daha doğrusu bizim egemenlik kapsamımızdadır. Ve boğazların herhangi bir şekilde geçiş üstünlükleri ya da geçiş belirleme kurallarını Türkiye dışında herhangi bir devletin delebilmesi, aşabilmesi ancak silahlı olur. Dolayısıyla bu İstanbul kanalı olsun olmasın boğazlar egemenliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemen bir devlet olarak varlığını sürdürdüğü müddetçe bir problem olacak konu değildir. Dolayısıyla muhalefet etmek isteyenler de muhalefeti buradan etmemelidir diye de ayrıca hem iktidar yetkililerine hem de muhalefet yetkililerine böyle bir uyarıyı yapmak istiyoruz. Ülkenin çıkarları gözetilerek yapılmalı diyorsunuz. Kesinlikle. Bir de Kanal İstanbul'un İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve yapılacak bir limanla kuşak ve yol projesine dahil edilebilir fikri de var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bunun için boğazlarımız yeterli. Bakın
Kuşak Yol Projesi'nin çok kapsamı var tabii ki. Yani sadece deniz yolu değil, aynı zamanda karayolu, aynı zamanda demir yolu, hava yolu vesaire. Bunlar zaten devam eden projeler. Türkiye bu anlamda çok önemli bir ülke. Yani orada gerçekten bir köprü görevi görüyoruz. Fakat bunun için boğazlarımız henüz böyle, boğazlar tam anlamıyla tam kapasite çalışıyor, doluluk var, ciddi bir sıkıntı var ve bu yüzden doluyor taşıyor değil. Aynı şekilde bu yatırımların demiryolu ağı olması hasebiyle, karayolu ağı olması hasebiyle alternatif rotaları zaten mevcut. Ayrıca Türkiye burada Kuşak Yol Projesi'ne elbette ki bakacak ve o projeden yararlanacak. Burası doğru ama kendi doğasını düşünecek, kendi ekonomisini düşünecek. Yani biz burada şunu hep vurguluyoruz. İstanbul Kanalı meselesi. Onun da doğrusu aslında İstanbul Kanalı'dır Türkçe olarak. Yani Kanal İstanbul'da hep söylendi ama. Daha önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de dile getirmişti bunu. İstanbul Kanalı demek daha aslında Türkçe'ye çok uygun değil. Daha doğru buluyoruz en azından. Yani o İstanbul Kanalı projesine Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin çıkarları açısından bakacağız. Yani başka bir devletin bu konuyla ilgili çıkarı olsa bile biz evvela kendi çıkarımız açısından bakacağız. Ve bugünün ekonomik koşullarında baktığımızda çılgın bir proje olarak görüyoruz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'na o konuda katılıyoruz. Çılgın bir proje ama bu çılgın projeye değil, akıllı projelere ihtiyaç var. İstanbul'umuza daha fazla ihanet etmeyelim. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı söyledi bunu. İstanbul'u ihanet ettik diye. Niye? İşte o koca gökdelenlerle, müthiş bir şehirleşme, yapılaşmayla ihanet ettiğimizi söylemişti. Şimdi daha büyük bir betonlaşmayla, bu kadar yapı stoğu varken daha fazla nüfus getirerek İstanbul'a daha fazla ihanet etmeyelim diye de dostane uyarımızı yineliyoruz. Son pişmanlık fayda etmeyecektir. Kesinlikle. Sonrasında bu kadar uyarı dikkate alınmalı. Vatandaşların da çünkü bu anlamda Kanal İstanbul'u çok desteklemediğini biliyoruz. Onu da antiparantez belirtmek isterim. Çünkü özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir anket vardı. Orada %64 ile karşı olduklarını söylemişlerdi. Bunun yerine İstanbul deprem şehri, depreme yönelelim demişlerdi. Kesinlikle. Onu da belirtmek istedim. Çok çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok önemli bir konuydu. Verdiğiniz bilgiler çok çok önemliydi. Önümüzdeki günlerde de konuşacağız. Evet. Zira yarın temel atma töreni var. Doğrudur. Üzerinde yine konuşulacak konu. Çok teşekkürler katıldığınız için. İyi akşamlar diliyoruz size.